Evet, odak programından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. AKP ve MHP'nin dezenformasyonla mücadele, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin ise sansür yasası olarak nitelendirdikleri yasal düzenleme meclisin gündeminde. İktidar hapis cezası, para cezası, kapatma ve karartma olarak yer alan bu kanun teklifiyle neyi amaçlıyor? Söz konusu teklif mecliste yasalaşırsa halkın haber alma özgürlüğüne etkileri ne olacak? Keza basın ve basın meslek örgütleri ve muhalefet söz konusu yasaya neden karşı çıkıyorlar? Ve en önemlisi seçime doğru giderken söz konusu yasanın etkileri neler olacak? İşte bu konuyu bugün mercek altına alacağız. Konuklarımız Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Duran Topuz ve yine Türkiye Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenç olacak. Odak başlıyor. Evet, basına yönelik baskılar, daha doğrusu Türkiye'de ifade özgürlüğü uzun bir süredir zaten sıkıntılıydı. Lakin son düzenlemeyle artık bu sıkıntı olmaktan çıkıyor, toplu bir susturma haline dönüşüyor. Ve maalesef ki bu düzenlemeler AKP iktidarıyla başlayan bu süreçte artık kalıcı hale geliyor ve tepkiler de maalesef basın meslek örgütleri ve bir takım sivil toplum kuruluşlarından öteye de geçemiyor. Tabii muhalefetin bu konuyla ilgili itirazlarını bugün ayrıntılı bir şekilde konuşacağız konuklarımızla birlikte ama iktidar cephesinden bakıldığında özellikle şu anda ana akım medya dahil olmak üzere medyanın %90'ını kontrol altında tutuyor ve gerçekten de alternatif ve özgür medyaya bir alan bırakmıyor. Fakat görünen son yasal düzenleme bize gösteriyor ki bunlar da şu anda mevcut iktidara yetmiyor. Mevcut iktidar söz konusu alanlarda aykırı bir ses duymak istemiyor ve bu konuda özgür basın noktasında direnen kurumlara ve kuruluşlara da hem tutuklamalarla hem para cezalarıyla hem de çeşitli manipülasyonlarla baskı altına almaya çalışıyor ve bunun son halkası da şu sıralar mecliste olan söz konusu kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen ama hem muhalefet hem de demokratik kamuoyu tarafından sansür yasası olarak nitelendirilen yasa teklifi var. İşte hem bu yasa teklifinin ayrıntılarını konuşacağız hem de seçime giderken Türkiye'de halkın haber alma özgürlüğüne söz konusu yasanın etkilerini değerlendireceğiz. Konuklarımız Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Duran Topuz ve birazdan da Türkiye Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenç konuğumuz olacak. Ama dilerseniz önce Sayın Ali Duran Topuz'la başlayalım. Sayın Topuz, yayınımıza hoş geldiniz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Topuz, dilerseniz şuradan başlayalım. Son bir haftalık duruma bakalım. 16 arkadaşımız Diyarbakır'da tutuklama kararı çıktı haklarında. Keza Artı TV'de program yapan Sayın İnce Ekimoğlu ile ilgili de yine attığı tweetlerden dolayı gözaltılar vardı. Arkadaşlarım birazdan ekrana yansıtacaklar. Bu 16 gazeteci ile ilgili bir kare var ki Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili herhalde bir kitap yazılsa kapağında yer alması gereken bir fotoğraf. O da söz konusu arkadaşlarımızla ilgili Diyarbakır Emniyeti bütün kameralarını, fotoğraf makinelerini, kalemlerini, ses alma cihazlarını tıpkı uyuşturucu kaçakçıları ya da silah kaçakçılarında olduğu gibi masaya dizmiş ve bunun fotoğrafını yayınlamış bu konuyla ilgili olarak. Birazdan arkadaşlarımız yansıtacaktır bu görüntüyü.
Tıpkı 1980'lerde izleyicilerimiz hatırlayacak izleyicilerimiz var. O dönemde de yasaklı kitaplar bulunduğu zaman insanlar bu şekilde masanın önüne dizilir, kitapların arkasında da medyaya fotoğraf servis edilirdi. Hatta 80'lerin de gerisine düşmüş durumdayız. Dün Van'ın başkalecisi de bir gözaltı sahnesi vardı. 90'lı yılların da gerisine düştüğümüz bir sahne vardı. Son süreçle ilgili olarak şu son bir haftalık duruma baktığımızda neler söylemek istersin? Özellikle şu 16 arkadaşımızın tutuklanmasına ilişkin noktadan başlayalım dilerseniz Sayın Topuz. Şimdi siz programı açtığınızdan beri işte fikir ve ifade özgürlüğü ekseninde şu anda parlamentoda maddeleri geçmekte olan kanunla bu türden baskıcı uygulamaları birlikte andınız sürekli. Evet. Bu doğru. Fakat bir tanımlamanıza itiraz edeceğim. Buyurun. Birçok meslek kuruluşu, bazı gazeteci dostlarımız ve bazı siyasetçiler bir sansür yasasından bahsediyorlar. Sansür yasaları vardır ve yeterince etkili ve yetkili biçimde zaten yürürlüktedir. Örneğin terörle mücadele kanunu Kürt medyasının ve Kürdistan'la, Kürtlükle, Kürtçe ile ilgili haberlerin sansürlenmesi için her zaman başvurulan bir mekanizma olarak hazır ve nazır durmaktadır. Televizyonları iktidarın arzuladığı hat içerisinde tutmak için RTÜK kanunu ve etrafındaki mevzuat bir sansür kanunu olarak zaten yürümekte ve işlemektedir. Özellikle bu rejimin, yeni kurduğu rejimin en önemli silahlarından biri haline çevirdiği hakaret davaları da aslında aynı zamanda sansür mekanizması olarak yürürlükte ve işlemektedir. Aslında bu karşımızda olduğumuz şey bu manada sansürle pek ilgili değil. Sansürü aşıyoruz. Topyekün bir susturma hareketi olarak evet, görmek evet, gerekiyor. Büyük sessizliğe doğru gidiyoruz ve pratikte işte sansür için bunlar kullanılıyor. Yine işte genel adaba ahlaka aykırı davranışlar, yine bu dinsel değerlere ilişkin laflar. Biliyorsunuz daha önce Fazıl Say'ın yakasına yapıştılar. Başka birçok insanın işte Sevan Nişanyan'ın ceza aldığı filan. Esasen bazıları bunların kendi maksatlarının aleyhine de kullanılarak yani kutsalı korumak için bir kanun getirmeniz makul gibi görünebilir. Fakat burada aslında başkasının kutsalına yönelik hakaret amacıyla da bu kanunların kullanıldığı vaki. Evet. Örneğin bu kutsalı hakaret, siz işte beline kılıç takıp Ayasofya'ya çıkan Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştirdiğinizde size soruşturma olarak geri dönüyor. Halbuki kılıçla minbere çıkmaya yönelik o eylemin kendisi birçok Müslümanı da rahatsız etmiştir veya edebilir. Demek istediğim, iktidarın arzusuna göre seferber edilecek yeterince sansür maddesi var. Evet. Son olarak Pegasus çalışanlarını da hatırlatmak istiyorum. Onların da bir paylaşımı, Kandil'deki tabii bir paylaşımı o çok önemli lince, bir meseleydi. Lince dönüştürülmüştü maalesef. Evet. O aynı zamanda bu konuda bir hem toplumsal katılım hem de kamu şirket yani kamuya hizmet veren büyük şirketlerin bu konuda iktidardan önce ve iktidardan zalim hareket ettiğini ortaya koyan bir şeydi. O arkadaşların işlerinden olmasına yönelik tepkinin de neredeyse sıfır düzeyinde olduğunu şeyleri saymıyorum. Sosyal medya itirazlarını saymıyorum. Fiili tepkiler gerekir çünkü sadece oturup sohbet eden işte iki kadeh belki içen belki içmeyen o masadaki herkes de içmemiştir. Aralarında çok inançlı dindar kişiler vardır yoktur. Bunlar gerçi hiç önemli değil. Ve bununla ilgili bir fotoğraf paylaşımı insanlar işlerinden oluyorlar. Yaşam biçimi işten atma sebebi ise bu ağır bir ayrımcılık suçu oluşturur gerçekte. Evet. Yani piramitler ters dönmüş durumda. Fakat bu kanun aslında bu kanunla umulan şey ve beklenen şeyi bizim Diyarbakır'da gözaltına alınan sonra da 16'sı tutuklanan 21 meslektaşımız vakasıyla beraber ele almak lazım. Ne yazık ki hem meslek kuruluşlarının önemli bir kısmı siyasetçilerin neredeyse tamamı hani Kılıçdaroğlu bir grup toplantısında bir sözünü etti geçti ama konu bunun çok ilerisinde. Meclisteki kanunla o gözaltı ve devamında gelen tutuklama arasında açık bir bağ var. Faruk Bildirici güzel bir tanımlama kullanmıştı. Bu arkadaşlar bizim bölgedeki gözlerimiz ve kulaklarımızdır evet. Diye hani tecrübeli bir gazeteci olarak. Ben de yıllardır ana akımda ve İstanbul'da çalışan bir gazeteci olarak oralardaki örgütlerde, kurumlarda, şirketlerde, işte yayınlarda, organizasyonlarda, ajanslarda çalışan arkadaşlar olmasa birçok konudan bir haber
kalacağımı ve Türkiye'nin de kalacağını çok iyi biliyorum ve gözledim. Esasen çıkmamış bir kanuna, kanunda karşılığı olmayan bir şekilde bu arkadaşlarımız alındı. 8 gün tutmalarının iki anlamı vardı. Bir, makul bir suç uydurabilmek için zamana ihtiyaçları vardı. İkincisi de esasen istediğim zaman istediğimi yaparım, nefesinizi keser, işte bölgenin gözünü çıkarır, kulağını oyarım diyorlardı. Güç gösterisi niteliğindeydi ki bu Başkale'deki bir kişinin gözaltına almak için giden orduya benzeyen, sanki savaş meydanıymış gibi, evet, olan manzarada da bu mantık vardı. Hani güç gösterisi her şeyden önceydi, burada da önce. Ve aslında bu çıkacak olan kanun, Diyarbakır'daki arkadaşlarımızın başına geleni kalan herkese her zaman her yerde, Türkiye'nin batısında, İstanbul'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Alanya'da istenildiği zaman yapabilmek üzere kanuni altyapı hazırlığından ibarettir. Yani ben bunu Artı Gerçek'te yazdığım bir yazıda da belirttim. Türkiye'nin hukuk ihlalleri tarihinde şöyle bir mekanizma çalışır aslında. Bazı şeyleri Kürtlere uygularsınız, ses çıkmaz. Hatta bazıları beğenir bunu, onaylar. Alışkanlığa dönüşür. Hukuk mekanizmaları da bu ayrımcılığı artık sindirmiştir, kabul eder. Evet. Güvenlik mekanizmaları için de otomatiğe dönüşmüştür. Baksanız ses etmiyor kimse, güzel uygulanıyor. Sonuç da alıyorsunuz. İstediğinizi alıp istediğinizi susturabiliyorsunuz. Bir el hareketiyle kanuna çevirip bir torba kanunun içerisine bir tane cümle sokup Türkiye'nin kalanı için yapabilirsiniz. Evet. Böyle böyle giderek Kürtlere reva görülen ve Kürtler hedef alındığı için de kimsenin ses çıkarmadığı hukuksuzluklar bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, yani Kürtlere o uygulamaları onaylayanlar dahil olmak üzere hepsinin başına aynı şekilde uygulanmak üzere hazırlık yapılıyor. Bu kanun tam da bu anlama geliyor. Yani biz bu kanunu ileride yapacakları değil, geride yapılana bakarak okumalıyız. Diyarbakır'daki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın gözaltına alınması, işkence olarak 8 gün tutulması, sadece 8 gün tutmak bile işkencedir. Bir fiske bile vurmalarına gerek yok. Peki Sayın Topuz, şu noktayı da sormak istiyorum. Tabii bu gözaltılar olduğu zaman iktidarı zaten yorumlamaya gerek yok. Hem hukukta, hem adalette, hem de sağlıktan eğitime kadar tuttuğunuz bütün alanlarda zaten elimizde kalıyor. O yüzden çok iktidar cephesini ben sorgulamak istemiyorum. Zaten yeteri kadar anlatılıyor. Fakat ana muhalefetin tavrını size sormak isterim. Söz konusu gazetecilerle ilgili iktidar cephesinden bu kişiler gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmadılar ifadesinin arkasında maalesef bir sessizliğe bürünüyor. Aynı şekilde işte Suriye'nin kuzeyine yönelik bir operasyon gündemde. Operasyon denildiği zaman yine muhalefetin büyük bir kısmı milliyetçi oyları kaybedeceğiz çekincesiyle büyük ihtimalle bu iktidarın arkasında sıralanıyorlar. Aslında Türkiye'de bir şeylerin değişmesi için bu anlayışın değişmesi gerekmiyor mu öncelikli olarak? Şimdi bunun elbette değişmesi gerekiyor ama bunun altındaki aslında asıl sormamız, sorgulamamız gereken mesele şu. Şimdi iktidar bunu yaparak ne umuyor? Baskıyı her türlü artırmış durumda. Askeri polisi aygıt hareket, evet, halinde. İdari yargı aygıtı da hareket halinde. Hatırlarsınız son bir ay içinde birçok yasaklamalar, konser yasakları, dil yasakları vesaireler geldi. Kürtlüğe, Kürtçe'ye ilişkin birçok negatif gelişme yaşandı. Bunlara yönelik bu sözünü ettiğiniz sınır ötesi operasyonlar, ister Güney Kürdistan'a, ister Batı Kürdistan'a, yani işte Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi diye de Türk medyasında kullanılan yerlere yönelik olsun. Bütün bunların amacı aslında seçimde ki Kürt oylarının gideceği yeri belirlemek. İktidar aslında ters bir hareketle bunu yapıyor. Fakat bunu nasıl yapıyor? Sürece ilişkin bütün mekanizmaları, bütün sözleri, bütün ifadeleri, bütün gelişmeleri kriminalize ederek, terörle eş başlık altına alarak yapıyor bunu. Eğer muhalefet işte o gazetecilerin gözaltına alınması ya da operasyonlar ya da işte Başkale'deki o tuhaf gözaltı askeri harekatı niteliğindeki görüntü, bunlara ses çıkaracak olsa, bakın terörle, teröristlerle işbirliği yapıyorlar propagandasıyla bir kompleks altına itilecek. Fakat bu kompleksin ve bu durumun ve iktidarın oynadığı bu oyunun kaynağı ne? Bu oyunun kaynağı aslında şu. Muhalefetin elinde Kürt meselesinin tanımına, çözümüne ve geleceğine dair gerçek bir proje, bir inanç, bir düşünce yok. Öyle olunca bazı bakımlardan zaten iktidarın yaptıklarını kendiliğinden onaylıyor.
Bazı bakımlardan da itiraz etmek istediğinde zaten bir yandan onaylıyorsanız, siz güvenlik konseptini kabul etmişseniz, Evet. evet askeri harekat mutlaka olmalı ve işte son ferdine kadar herkes öldürülmelidir diyorsanız, Türkçe öyle her durumda her yerde kolay kolay serbest olamazsa zaten kaniyseniz, sadece işte Aynur Doğan'ın falan birkaç ünlü şarkıcının söylemesi size yetiyorsa, çünkü muhalefet örneğin bunları dillendirdiği zaman içerisinde işte bir Kürt sanatçı gözaltındaydı ama onunla ilgili ses çıkarmadılar bile. Çünkü işte Aynur Doğan'a sığınarak Kürtçeyi seviyor görünmek kolay. Tıpkı Selahattin Demirtaş'ın işte zekasına, becerilerine, hitabetine dayanarak işte haksız yere cezaevinde tutuluyor denilmesi gibi. Ama bunu yaparken dikkat edin muhalefetin bu türden yerlere yaklaşan isimlerine. Gülten Hanım'ı anmazlar, İdris Bey'i anmazlar, Figen Yüksekdağ'ı anmazlar. Demirtaş'la için bir inşallah esirgeyenler de var. Tabii onu da belirtmekte fayda var. Ben doğru söyleyeyim, onu dürüstçe buldum. Yani bütün bu öykü içerisinde en az eleştireceğim şey Mansur Yavaş'ın durumudur. Gerçekten bir ülkücü olarak Sayın Topuz, gerçekten bakın, bir ülkücü olarak, ülkücü olduğunu hiç gizlemeyen birisi olarak Mansur Yavaş iktidarın işte Demirtaş'ı ya da diğer HDP'nin milletvekillerini, kadrolarını, eski, yeni ya da terörle mücadele kanunu çerçevesinde gözaltına alınmış, hapsedilmiş, tutuklanmış kişileri ya da örneğin tecrit konusunda katı, iktidarla ortak, MHP'ye benzeyen politikalar savunmasında şaşırtıcı olan ne var ki? O bir, ben bir o ülkücüyüm, zaman bu değişmedi bu, diyor. Burada o zaman bir samimiyetsizlik varsa altılı masada arayacağız o zaman, yanılmıyorsam. Mansur Yavaş samimi ise. Eğer bu biraz şey gibi işte Bolu Belediye Başkanı ırkçı, faşist, Suriye ve Arap düşmanı söylemler içerisindeydi. Adam eğer öyleyse sorun onu orada tutanlardadır. Mansur Yavaş konusunda da mesele budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu açıklığı getirebilir idi Demirtaş dahil ama kendisi de yapmıyor ki. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aysel Tuğluk hakkında etkileyici bir çıkış duydunuz mu? Çünkü Kürt meselesi konusunda kendisine güvenir, kendi seçmenini ve Kürt seçmeni buluşturabileceğine inandığı bir projesi ortada yok. Böyle olduğu için bu tuhaflık çıkıyor ortaya. Geriye küçük bir fırsatçılığa dayalı siyaset esnafı mantığı oturuyor. Ya da konjüktürel imkanlar. Nedir konjüktürel imkanlar? İşte geçen seçimlerde Halkların Demokratik Partisi yerel seçimlerde taktik bir karar alarak büyükşehir belediyelerinde iktidara karşı en güçlü adayları desteklemeye yöneldi. Evet. Buna cezaevinde bulunanlar, dışarıda bulunanlar, HDP'nin eski yeni yöneticileri, birçok Kürt aydını vesaire, hatta HDP'ye muhalif olan bazı Kürt aydınları da bunu desteklediler, bunu doğru buldular. Hatırlayacaksınız o süreci. Evet. Ve iktidar çok büyük bir ceza gördü. Şimdi şu anda muhalefet benzer bir hayali görmek istiyor. Hani böyle bir şey olsun, biz çok fazla konuyu konuşmadan, çok tartışmadan, terör merör kompleksine girmeden, fazla keskin laflara ihtiyaç duymadan Kürtler bizim lehimize oy verse ne güzel olur. Bunu da, bunları devirsek. Yani yerel seçimler alternatifsizlikten kaynaklı bir beklentisi var atılmasının. Yanlış anlamıyorum değil mi Sayın Topuz? Bu alternatifsizlik biraz şöyle. Mevcut güvenlik politikalarıyla gerçek manada bağlarını koparmış değiller. Bağını net olarak koparması gereken sosyal demokrasi iddiasında olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Diğer partilerin ki bu arada Ali Babacan'ın ve Temel Karamollaoğlu'nun Kürt meselesinde hani Akşener'e ya da CHP'ye göre hayli geniş ve özgürlükçü bir perspektife sahip olduklarını ifade edelim. Onların da başka alanlarda handikaplı olduklarını ifade etmekte orada, fayda var. Tabii, evet. Hayır, orada şu var. Şimdi Davutoğlu Hendekler döneminin başbakanı. Evet. Bunun açıklamasını, öz eleştirisini ve arka planını anlatmakla yükümlü ya da dönüp yaptığı her şeyin doğru olduğunu söylemekle yükümlü. Dolayısıyla onun inandırıcılık sorunu var. Babacan'ın durumu daha farklı. Hani politika heyeti, ekonomi heyetinde ağırlıklıydı. Bir nispeten farklı fakat bir de bunların etki alanları küçük. İktidarı devralacaksa ana muhalefet ve onun ortağı olan yakın işbirlikçisi içerisindeki ikinci büyük güç olarak İyi Parti alacaklar. İyi Parti'nin durumu belli. Fakat en özetle hatırlanması gereken 2002'de seçime girerken AK Parti'nin Kürt meselesi ve Kürt seçmeni konusunda o zamana kadarki bütün partilerin ezberini bozan, cesaretini gösteremeyen hiç kimsenin bu konuda başarılı bir sonuç alma ihtimali benim kanaatime göre yok. İki gündür de CHP medyasında ilginç şeyler konuşuluyor. İşte AK Parti ya da Erdoğan ya da iktidar yeni bir açılım
ilan ederse ya da buraya giderse HDP ne yapar? Kürt seçmeni ne yapar? Bu sefer ikna olur mu? İnanır mı? Halbuki konuşulması gereken şey bu değil. Konuşulması gereken şey acaba muhalefetin neden bir açılımı yok? Bir açılım planı, projesi, hazırlığı, bir siyasi çözüm konsepti var mı yok mu muhalefetin? Buna uygun kadroları mevcut mu gerçekten bakıldığı zaman tabloya? Tabii ki. Bölgeye hakim, soruna hakim kadroları var mıdır? Çünkü son süreçte gerçekten var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de önemli isimler elendi maalesef. Bunu da belirtelim sağa yakınlaşma adına. Evet. Bakın önemli olan prensipler konunun çözümüne ilişkin temel meseledir. Nedir o mesele? Ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer beş ortağı? Parlamenter sisteme güçlenerek döneceğiz. Peki bu parlamenter sistem niye bozuldu? Erdoğan diye biri çıkıp demokrasiden ve parlamentodan hiç hoşlanmadığı için onu ortadan kaldırdı. Öykü böyle değil. Öykü asla böyle değil. Parlamenter sistemin artık Kürtleri önünde eşitlik arayışının önünde bir engel oluşturmadığı için ortadan kaldırıldı. %10 barajı aşıldığı için, evet. %10 barajı aşıldığı için. %10 baraj aşıldı. Parlamentoya 3. büyük parti olarak girdi. Yerel seçim modeli içerisinde de Kürdistan'daki belediyelerin neredeyse tamamını ve Kürdistan dışındaki yerlerde de belediyeleri almaya yönelen bir yapılanma ortaya çıktı. Parlamenter sistem ve mevcut haliyle yerel yönetim modelinin rafa kaldırılması Erdoğan'ın demokrasi düşmanlığından değil. Çözümü başaramadığında devletin çelik çekirdeğiyle Kürtleri hegemonya ortaklığından uzaklaştırmak üzere yapmak zorunda olduğu yaptığı ya da böyle tercih ettiği, zorunda derken bir mağduriyet değil tabii bu, bir tercih. Bu şekilde bu sistem ortadan kalktı. Sayın bu sistem geri dön. Evet, Kürtlerin önü belki böyle kesilmiş olabilir ama %35-40 oy alarak tüm Türkiye'yi yönetebilen Erdoğan şu anda 50+1'e muhtaç durumda. Biraz da kendi ayağını sıkmadı mı bu tercihle? Şimdi fotoğrafa bakarsanız son 15 yılın genel dengesi açısından, özellikle 10 yıl açısından çok büyük bir fark yok. Kürtleri yanına alsaydı onlarla bir dönüşüm yapmak isteyecekti. Orası olmayınca Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptı. İhtiyacı olan şey %50+1'de de önceki dönemde de aşağı yukarı %10-13 civarında bir büyüklükle ittifak. Sadece bu şekilde kendi işini şöyle zora soktu. Muhalefetin koalisyon kurma becerisini geliştirip kendi karşısına çıkacağı hesabını muhtemelen yapamamıştı. Hala en büyük parti olarak kendisini görüyordu. İşte %35-40'lardayım sürekli. Milliyetçi Hareket Partisi de 10 ile 15 arasında dolaşıyor. Her halükarda ikimiz birden %50'ye en yakınız ve ikinci turlarda daima kazanırız. Hesap buydu. Fakat muhalefet belli bir koalisyon başarısı gösterdi doğrusunu söylemek gerekirse ve bu yerel seçimlerde işledi. Ama muhalefetin de görmediği şu, yerel seçimde Kürtlerin desteği olmasa örneğin İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de işlemezdi bu. İzmir'de işlerdi sadece. Evet. İzmir'de de zaten başka kimsenin oyuna ihtiyacı yok. %60 oyu kendisi alıyor. Kürtler bu arada işte, herhalde eklenmesi gereken bir nokta da şu, söz konusu birliktelikte bir ilkesel birliktelik de yok. Sadece Erdoğan nefreti üzerinden bir araya gelindiğinde herhalde altını çizmemiz gerekiyor bu birliktelik açısından. Şimdi hayır, bu kısım da var. İşte burada döneceğimiz yer şurası. Bunun medyayla ve bu yasaklarla bağı da şu. Şimdi Erdoğan şunu da gördü. Medyanın %90'ını aldığında bile kalan %10'luk, 7'lik, 8'lik aralıkta düzgün, belirli kurallara uygun, iyi gazetecilik yapıldığında %10'un inandırıcılığı zaten kendi seslendiği tabanı içerisinde bile kayboluyor. Yüksek diktatöryel düzenlemelerin, yasakların böyle ters sonuçları vardır. Zaten onlar inandırıcılığını kaybetmiş. Bir de karşı tarafta belli başarıyla gelenler olduğunda bu dikkat çekiyor. Yerel seçimler döneminde bunu gördük. Çok az görünen internet medyası, bazı işte alternatif medyalar, Kürt medyası dahil olmak üzere sol sosyalist medyalarla beraber çok az görünen sayı sinerjik etki olarak çok daha büyük oldu. Yani insanlar bu süreç aynı zamanda işte Halk TV'nin devasa bir yayına dönüşmesine de yol açtı. İşte çok küçük zannedilen bazı yerler seçim döneminin en çok okunan yerleri haline dönüştü. Şu anda çıkan tasarı buralardaki olası durumu da tamamen ortadan kaldırmak için. Evet. Yani bu tasarının amacı bu kalan boşlukları da tıkama, böylece büyük sessizliği sağlama ve aynı zamanda iktidarın bazı üyelerini, çünkü bu kasti olarak işte yanlış haber yayma türü
ifade edilen o ünlü madde aslında o sözün, o türden sözlerin kaynağı olan siyasetçileri de etkileyebilecek bir boyut içeriyor. O sözü yalan olarak tanımlayacak. Üç kişi paylaştığında örgüt adını verecek buna. Böylece işte Enag'ın enflasyon meselesinden tutun da işte geçen gün Kılıçdaroğlu'yla konuşan çiftçilerin açıklamalarına varana kadar tamamı suç alanı içerisine girebilecek. Yani kürsülere çıkamayacaksınız. Kendi konuşmalarınız, açıklamalarınız, yalan haberi başlatan mekanizmaları işleten şeye dönüşecek. Kendi kurduğunuz şu anda büyümesinden övündüğünüz, biz de bundan yerinecek değiliz. Hani muhalefet kendi medyasını büyütüyorsa bu makuldür. Fakat buraları değil de diğer taraftaki saldırı olduğunda sesiniz yükselmiyorsa buraya itiraz etme şansınız kalmıyor zaten. Evet, zaten bugün trajikomik bir olay da yaşandı. Siz de takip etmişsinizdir. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun ataması ile ilgili habere yayın yasağı getirildi ve Anadolu Ajansı ile TRT'de bu yasak kapsamında haberlerine erişilemiyor. Gerçekten de nereden tutsak trajikomik bir durum. Neler söylemek istersiniz? Dipnot olarak verelim. İşte zaten büyük sessizlik derken kastettiğim şey bu. Yaparken ne olacağı öngörülemeyen ama sonra iktidar aleyhine dönme potansiyeli olan her tür enformatik akışı, her tür akademik çalışmayı, her tür düşünsel etkileşimi anında kısma kapasitesi kazanmak istiyor. Bu sansürün filan eşiklerini çoktan geçtik. Kararnamelerle o işin son kısmını hallettiler. Sansüre ilişkin kısım. Şu anda daha başka bir aşamaya doğru gidiyoruz. Bu büyük kapatma, büyük sessizliğe doğru gidiyor. Kürtlere yönelik çökertme olarak uygulanan stratejiyi bütün Türkiye'ye uygulayacaklar. Aslında muhalefetin farkında olmadığı bir şey. Bu gidişat içerisinde bir zamanlar eşit olmayan yurttaş olarak her tür hukuksuzluğun doğal hedefi olan Kürtlerin statüsünün artık bütün yurttaşlar için geçerli oldu. Yani tersinden bir eşitlenme oldu. Hepimiz Kürdüz denilemediği için herkesin kaderine Kürtleşmek düştü. Evet, Gezi'de de benzeri bir süreci Batı yaşamak zorunda kalmıştı. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Yani son 100 yıldaki diktatörlere bakıldığında baskıları arttıkça sonlarının daha hızlı geldiği aşikar. Bunun birçok örneği var. İsimleri tek tek saymak istemiyorum ama iktidar bunu görmüyor mu? Bir de şunu da sormak istiyorum tabii bunu değerlendirirken. Bir de ek bütçe tartışmaları var. Böylesi bir bütçe ek bütçe tartışması da ilk defa görüyoruz bugün. Yine bir maliye konusunda ünlü bir isimle yayın yapmıştık. Normal bütçenin %80'i kadar bir bütçe isteniyor. Kendisinin yorumu söz konusu bütçe seçim bütçesidir. Bu konuda yine ekonomistlerin benzeri yorumları var ve muhalefet cephesinde de seçimlerin Haziran 2023'te olamayacağını, Türkiye'nin ekonomik durumunu bunu kaldırmayacağını ve yaz aylarındaki rahatlamanın ardından sonbahar gibi erken bir seçimle karşılaşacağımızı ifade ediyorlar. Söz konusu sosyal medya basın yasasındaki düzenlemeyi de yine bu kapsamda mı değerlendirmek gerekiyor? Yoksa sizin öngörünüz seçimle ilgili başka bir noktada mı Sayın Topuz? Ben seçimin daha zamanından erken yapılma ihtimalini düşük görenler derim. Bu Sebebi bütçe nedir? meselesi, Sebebi nedir? geleceğim oraya. Bu bütçe meselesi aslında anayasa değişikliğiyle Türkiye bütçe hakkı kayboldu Türkiye'de. Bu ek bütçe ya da seçim bütçesi değil. Bu kendilerinin de öngördüğü gibi artık ortadan kalkmış olan bütçe hakkı mantığında bütçe hukuku içerisinde değerlendirilemeyecek olan bir ikinci bütçe olarak tanımlanmalı. Yani bir bütçe yapıldı, bir yere kadar geldi. Teknik olarak bu bütçeydi, hukuki anlamda değil. Çünkü Türkiye'de bütçe hakkı yoktur. Bu ortadan kalkmış durumdadır. Demokrasinin en önemli meselelerinden biridir bu. Böyle olduğu için bunu bir yenilediler. Elbette bir erken seçim mecburiyetine doğru gittiklerinde üç şey gerekecek. Ekonomide bir rahatlama, bunun için çok paraya ihtiyaçları var. Kürt meselesinde bir zafer öyküsü. Bütün bu harekatlar, bu saldırılar, bu baskılar bu haldeyken gidecekleri bir seçim yok. Ortada bir zafer öyküsü filan da yok. Peki Sayın Topuz, bir taraftan şöyle iddialar da var, Ankara kulislerinde konuşuluyor. AKP'nin masasında yeni bir Kürt açılımı bulunuyor. Artık bu işin baskıyla yapılamayacağı, tekrar masaya dönülmesi gerektiği yönünde çalışmalar olduğu da ifade ediyor. Sizin
Böylesi bir durumu öngörmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Kürtlere Hayır, karşı. şöyle. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan her zaman bunu yapma hazırlığı içerisindedir. Ve bu ihtimal elinde vardır. Burada kompleks içerisinde olan, bu Muhalefet. hazırlığa sahip olmayan muhalefettedir sorun. Eğer bunu yaparsa muhalefet şu anda şunu sadece hesaplıyor. Ya böyle bir şey yaparsa acaba ne olur? HDP ne karar alır? Evet. İşte İmralı ne der? Hani Abdullah Öcalan ne der? Acaba Edirne'den nasıl bir mesaj gelir? İşte diğer mekanizmalar nasıl konuşur? Cezaevleri nasıl karşılar? Ama biz ne yapacağız diye bir plan yok şu Bu anda. hesaplamaya çalışıyorlar. Evet. Kendi bir projeleri, bir çözümleri olsa eğer bu hesabı Erdoğan yapmaya Peki Kılıçdaroğlu şöyle bir yönelecektir. formül geliştirmişti Van'da, siz de izlemişsinizdir. Kavala'yla Demirtaş'ın özgür olmasını istiyorsanız bize katılın diye özetlemişti bunu. Bunun bir karşılığı yok anladığım kadarıyla. Ya bu sembolik olarak bir şey ifade ediyor olabilir ama bunun içerisine siz tecrit meselesini de koyuyorsanız, hasta tutukluları, mahkumları düşünüyorsanız, HDP'nin diğer kadrolarının bırakılması anlamında eski eş başkan olarak Demirtaş'ı ifade ediyorsanız bir manası var. Yoksa adı söylenince HDP seçmeninden daha geniş bir kitle tarafından sempati toplanıyor diye şey yapılmaz. Bunu gidip Selahattin Bey'e sorsanız o da kabul etmez zaten. Evet. Çünkü hani HDP'nin kendi genel mantığı gelişimi içerisinde olmaz. Hasılı söylemek istediğim bütçe arayışları, diğer meseleler, işte erken seçim boyutu dahil olmak üzere önümüzde olan. Evet, Sayın Topuz'da yayınımız dondu. Arkadaşlar bağlayacaklar birazdan kendisine. Evet, gerçekten de erken seçim ihtimalini değerlendiriyorduk Sayın Topuz'la birlikte olarak. Bu konuya ilişkin ekonomistlerin genel yorumu şu noktada. Özellikle son ek bütçe ve Türkiye'deki dış kaynaklı risk primlerinin yükselişi nedeniyle Türkiye'nin bu yükü taşıyamadan sonbaharda erken seçime gidecekleri yönünde görüş belirtiliyor ama Sayın Topuz az önce de belirtti, kendisi seçimlerin erken olmayacağını ifade etti ve nedenlerini sıralıyordu. Arkadaşlarımız bağlantının tekrar sağlandığını ifade ediyorlar. Evet Sayın Topuz, kaldığımız yerden devam edelim. Erken seçim olmayacak ve şu nedenlerden dolayı noktasını konuşuyorduk. Evet. Tam şöyle değil. Tabii geleceği bu manada kimse bilemez. Olmayacak değil. Fakat pratikte şu. Eğer yeterince para bulamazlarsa ve seçmene satacak bir öykü bulamazlarsa bu olmaz. İki öykü olabilir. Bir zafer öyküsü. Bakın Evet. 3 aydır hem içeride hukuki polisiye, dışarıda da askeri operasyonlar var. Zafer öyküsü aradılar. Çünkü elinde ekonomide satacağı hiçbir öykü yok. Biraz para bulup kısa süreli bir nefes aldırma ve Kürt meselesinde bir şey satma, bir zafer öyküsü satma ya da muhalefeti bu zafer arayışı içerisinde Kürtlerden o isteyemez hale getirme. Evet. Ama şu ihtimal var aslında. Para bulundu, zafer öyküsü yerine de bir tür açılıma gidip MHP'den kurtuluş. Çünkü bir sorun da Kürtlerin Türkiye'de oy, kitlesel olarak oy verdiği ikinci büyük parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Bölgede Yani öyle. Evet. Sayın Topuzlu arkadaşlarımız tekrar bağlayacaklar. Tabii bu arada birazdan Türkiye Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenç de yayınımıza bağlanacak. Kendisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında konuşmuştu. Özellikle birazdan kendisiyle değerlendireceğimiz sansür yasasına ilişkin basın meslek örgütlerinin tepkilerini dile getirmişti. Söz konusu düzenlemenin topyekün bir susturmaya dönüşüleceğini ifade etti ve hepimizin susturulacağını söyledi. Çünkü gerçekten de son düzenleme sadece medyaya yönelik düzenlemeleri içermiyor. BTK'ya verilen yetkiler doğrultusunda yurttaşın internetteki kişisel verilerine ulaşım, yine hangi siteleri dolaştığı, hangi paylaşımlarda bulunduğu, hangi mesajları okuduğuna kadar birçok bilgi BTK'nın elinde olacak ve bu konuyla ilgili olarak da kişisel anlamda da 3 yıla kadar hapis cezası ile ilgili davalar açılabilecek. Evet, Sayın Topuz'la bağlantımız, arkadaşlarımız toparlayacaklarını ifade ediyorlar. Tabii bu yasayla ilgili bir noktayı da belirtmemiz gerekiyor.
iktidar tarafından dezenformasyonla mücadele yasası olarak servis ediliyor. Fakat habercilikte çok sıklıkla tartışılan konulardan biridir bir haberin veya bir bilginin dezenformasyon içerip içermediğine ilişkin kararı kim veya kimler verebilir? Daha net bir örnek vermem gerekirse işte bundan bir 40 yıl önce Uğur Mumcu, ki saygıyla tekrar kendisini anıyoruz, bu mesleğin önemli isimlerinden biri. 40 yıl önce tarikatların devlette ve orduda güçlenerek bu ülkede bir darbe gerçekleştirecekleri öngörüsünde bulunmuştu. 40 yıl önce bu şimdiki iktidar kafasıyla dezenformasyon sanılabilirdi, sayılabilirdi. Fakat 40 yıl sonra Sayın Mumcu'nun bu öngörüsü bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Keza son süreçten örnek vermek gerekirse Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde doların 10 TL'ye geçeceğine yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunan insanlara yönelik davalar hala sürüyor. Fakat dolar şu anda 18 TL'ye ulaşmış durumda. Bir tane yargıç, bir tane savcı da çıkıp demiyor ki arkadaş biz ne yapıyoruz? Yani 18'e ulaşmış biz dolar 10 TL olacak diyen insanla ilgili dava yürütüyoruz. İşte bu noktalardan bir haberin, bir yorumun, öngörümü olduğu, dezenformasyon mu olduğu noktasında zaten basın kuruluşlarının bile kendileri içerisinde tartışmaları var. Dezenformasyon olup olmadığına bir öngörünün, bir yorumun iktidar bu kanun değişikliğiyle karar verecek. Ve onların verdiği kararı da Adalet Bakanı'nın bir yorumunda görmüştük. Tweet atmak suç değil, içeriğinden dolayı dava açıyoruz demişti. İşte iş biraz oraya dönüşecek. Bu arada Sayın Topuz'u arkadaşlarımız tekrar bağlamışlar. Sayın Topuz, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Evet, sizi yokluğunuzda biraz sosyal medya yasasındaki sıkıntıları izleyicilerimiz için özetlemiş olduk. Özellikle şu dezenformasyon noktasını size de sormak istiyorum. Zamanımız da daralıyor. Dezenformasyonla mücadele yasası olarak servis ediliyor iktidar tarafından ama bir haberin, bir paylaşımın, bir yorumun dezenformasyon içerip içermediğine basın kuruluşlarında, dünya çapında bile çeşitli kriterler var, çeşitli tartışmalar devam ediyor. Buna ilişkin Uğur Mumcu'nun tarikatlarla ilgili öngörüsünü izleyicilerimize açıkladım. Bu dezenformasyonla mücadeleden biz ne anlamamız gerekiyor? Bir haberin, bir yorumun dezenformasyon içerip içermediğini iktidar karar verebilir mi? Neler söylemek istersiniz bu alanla ilgili olarak? Şimdi resmi planlı kadrolar tarafından partizanca yürütülen yaygın kamusal bir kamu faaliyeti niteliğini almış dezenformasyonun sorunsuz işlemesi için yol temizliği bu. Evet. Bir dezenformasyonla mücadele filan söz konusu değil. Bunun bir örneği yine bu Kılıçdaroğlu'nun çiftçi meselesinde Tarım Bakanlığı'nın yaptığı işti. Tarım Bakanlığı'nın açıklaması çok tipik bir dezenformasyon niteliğini taşıyordu. Evet. Neydi mesela? Bu çiftçiler yalan söylüyor diyordu. Şu kadar koyun için para verdik, inek için para verdik, bu kadar ağaç için para verdik, şu kadar süt parası verdik. Birinci kişi şöyle, ikinci kişi şeye böyle, üçüncü kişiye böyle, onun bu kadar hayvanı vardı, 20 hayvanı vardı, 23'e çıktı. Böyle bir açıklama. Bakınca her şey çok berrak, somut bilgi gibi görünüyor. Açık bir dezenformasyondu o. Çok basit bir numaraya dayanıyordu. O da ne? Geçen sene 20 ineğiniz varsa bugün 22'ye çıkabilir. Çünkü inekler canlı. Doğurabiliyorlar. Şu kadar para verdik dediğinde siz inek başına kaç para düştüğünü hesapladığınızda birden iş komikleşiyor. 10 liraya 20 liraya düşüyor. Bu şekilde bakıldığında aslında bir yalanı gerçekmiş gibi sunuyor iktidar kendi faaliyeti içerisinde ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını ve o çiftçilerin yaptığı açıklamaların etkisini düşürmek için. Yani resmi dezenformasyonu baskın çıkarmak üzere gerçek bilginin yolunu tıkamak yasası bu. Ve oradaki en önemli, yine bu olaydaki en önemli şeylerden biri de asıl gözden kaçan, evet, Tarım Bakanlığı çeşitli Tarım Bakanlık ilişkileri nedeniyle kayıtlarını, bilgilerini, özlük haklarını ve kişisel bilgilerini elinde tuttuğu yurttaşların bilgilerini açıklayamaz, suçtur. Bakanlık alenen suç işledi. Ne bir savcı duyduk, ne bir başka yetkiliden açıklama geldi. Evet. Ne işte çiftçi birlikleri vesaireler artık var. Bu açık örnektir. Bu dezenformasyon nedir, kim verecek? Bu teorik tartışmaların hiçbir önemi yok. Pratikte olan çok açık. Resmi, planlı, partizan
dezenformasyonun etkisini arttırmak için Evet. düzenli, bilinçli, iyi veya kötü gazetecilik faaliyetlerinin tamamını ortadan kaldırma, yani sesi Faruk Bildirici'nin lafını ileri götürürsek, sadece artık bölgenin, yani Kürtlerin ya da Kürdistan'ın değil, bütün Türkiye'nin, yani hem Mezopotamya ve Anadolu'nun ikisinin birden gözünü çıkarıp kulağını tıkama ve dilini kesme yasası bu. Evet Sayın Topuz, bu arada Türkiye Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenç de telefon attığımızda. Sayın Türenç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim iyi geliyor mu? Çok net geliyor, çok net duyuyor sizi Sayın Türenç. Şuradan Tamam. Sizi başlayalım ben çok dilerseniz. yavaş duyuyorum da. Sesimiz bizim, siz bizi duyabiliyor musunuz? Az geliyor ama Tamam, duyuyorum. arkadaşlar onu çözecekler. Ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Sayın Türenç, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında da kürsüdeydiniz. Basın yasası deniyor ama hepimizin sesini bu yasanın içinde boğulacak diye seslendiniz. Ve basın, Türkiye Basın Konseyi olarak yine basın meslek örgütlerinin bu yasayla ilgili eleştirilerini tek tek sıraladınız. Dilerseniz buradan başlayalım. Biz Sayın Topuz'da en azından yasanın geneline ilişkin görüşlerimizi ve eleştirilerimizi sıraladık. Siz, daha doğrusu basın meslek örgütleri neden bu yasal düzenlemeye karşı çıkıyorlar? Neler söylemek istersiniz? Evet, iyi akşamlar dileyim öncelikle bizi dinleyenlere. Sağ olun. Bugün Ankara'da meclisteydik. Medya dayanışma platformu olarak bütün medya kurumları adına ben sözcülük yaptım ve CHP'nin grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önce bana söz verildi mikrofondan. Ve kürsüde sansür yasasını, yani kısaca sansür yasası dediğimiz internet ve sosyal medya yasa tasarısı için görüşlerimizi açıkladık. Neden görüşümüzü açıkladık? Çünkü bu yasa tasarısı hazırlanırken basın meslek kurumlarından ve önemli medya otoritelerinden bu konuyla ilgili görüş alınmadı. Sadece tasarı çıktı. Geçen hafta Adalet Komisyonu geldiğinde komisyona davet edildi bir iki basın kurumu ve orada yine de itirazlarımızı dile getirdik. Ama o da dikkate alınmadı. Bildiği gibi hükümet, yani Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevlendirdiği kişiler tarafından yani Beştepe'deki iletişim başkanlığı ekiplerince böyle bir tasarı hazırlandı, önümüze geldi. Ama bu bir internet yasası, basın yasası değil. Bize göre yasaklama içeren, sansür içeren ve otosansürü yaygınlaştırıcı bir yasa tasarısı. Onun için de bunun çıkmasını kabul etmiyoruz. Bunu çeşitli defalar dile getirdik. Ve bugün de meclis çatısı altında yapmayın, bu yasayı geçirmeyin, bu bizim özgürlüklerimizi yok edecektir dedik. Sayın Türenç, de bir şunu da sormak istiyorum. Söz konusu yasa yarın mecliste görüşülecek ve kuvvetli ihtimal seçim kanunundaki değişiklikte olduğu gibi AKP ve MHP milletvekillerin oylarıyla kabul edilecek. Bu konuya ilişkin olarak bugün sizden sonra kürsüde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Evet. basın hürdür, sansür edilemez. Bu anayasada belirtilen bir ifadedir. Ve söz konusu yasa mecliste geçtiği takdirde Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etti. Ben şunu da sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileriyle birlikte bu iş Anayasa Mahkemesi'ne şüphesiz taşınacaktır. Lakin Anayasa Mahkemesi'nden de yasanın kaldırılmasına yönelik, durdurulmasına yönelik bir yürütmeye durdurma kararı çıkmadığı takdirde bundan sonra Türkiye'deki basın nasıl bir çözüm üretecek bu sansürü aşabilmek adına? Şimdi biz tabii şunu görüyoruz. Yarın kuvvetli ihtimal, çünkü meclis de tatile gidecek. Yaz tatili nedeniyle biraz sıkıştı Evet. takvim. Bu yasa teklifi gelecek ve çarşamba, perşembe görüşürüzse cuma gününden itibaren hayatımıza girmiş olacak. Ve biz de artık kendimize otosansür uygulayıp sadece basın mensupları değil, internette kullanan,
özgür düşüncesini yaymaya çalışan, görüşünü açıklayan, düşüncesini açıklayan herkes için bu demokrasinin kılıcı herkesin başının üstüne sallanacak. Yani bu sadece gazetecilere hapse atılmayacak, 1 yılla 3 yıl arasında hapis cezaları gelmeyecek. Aynı zamanda internet kullanıcılarına da bu cezalar gelecek. Bir defa bunu bilelim. Anayasa Mahkemesi'ne gider ve hak aranır ama bu Türkiye'de geçtiğimiz bütün yıllarda yaşadığımız örnekler gibi hayatımıza sokulunca Anayasa Mahkemesi'nden, üst mahkemelerden gelecek kararların beklenmeden uygulanması söz konusu. Onun için Türkiye'de çok önemli günler bizi bekliyor. Yani özgürlüklerin tırpanlanacağı, biri bizi gözetliyorun geniş şekilde yaşanacağı günler yaşayacağız. Hapis cezaları gelecek, gözaltılar gelecek, korkutmalar, caydırmalar gelecek. Yani basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü maalesef rafa kalkacak. Ve zaten sıkıntı içinde olan bu saha, bu iklimde daha fazla özgürlüğü yaşayamayacağımız açıktır. Evet Sayın Türenç, bu arada basın meslek örgütlerinin yarın meclisin saat 13'te meclisin önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceklerini de altını çizelim. Ben yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Son O olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. net değil bir şeyi düzeltmek Buyurun. istiyorum. Gazetecilerin bu hak arama taleplerini de valiliklerden yani çeşitli illerdeki valilikler istediğimiz adresleri maalesef vermediler. Evet. Bugün de Ankara Valiliği meclis önünde yapılmaması yolunda bir karar bildirdi bize. Evet. Ulus Meydanı'nda heykelin önüne toplanmamız istendi. Oysa gazeteciler parlamento muhabiri dedim mecliste çalıştığı için orada toplanmayı, orada hak aramayı, hakkımızı savunmayı istiyoruz. Bakalım yarın gelsin, gün ola hayrola. Evet Sayın Türenç, tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi Ben akşamlar diyorum teşekkür efendim. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça Sağ olun. kalın. Evet Sayın Topuz, yayınımızın da sonuna geliyoruz ama az önce Sayın Türenç'in son bıraktığı yerden devam edelim. Biz işte baskıları anlatıyoruz ama bakın basın mensupları artık meclisin kapısının önünde dahi açıklama yapmalarına müsaade edilmiyor. Zaten bu valiliklerin durumunda ayrı bir konuşmak lazım. Bu program dışında konuşmak lazım. Artık maalesef AKP'nin seçim ve il başkanlıkları gibi, seçim büroları gibi ve il başkanlıkları gibi çalışıyorlar. Neler söylemek istersiniz kapanışta? Yani zaten aslında fonksiyonu kalmamış hiçbir tartışmalarının herhangi bir özelliği kalmamış, hiçbir etkinliği olmamış bir parlamentonun önünde bile bir açıklama yapılmasına izin verilmemesi dönemin hem geleceğini gösteren bir alamet hem de özel bir ironisi bitmiş olan parlamentoyla bitirilmek istenen medyanın son bir kez olsa bile sembolik olarak kendi perspektiflerinden yan yana gelmesi istenmiyor. O vali meselesi, hani devletin partileşmesi, partinin devletleşmesi dediğiniz gibi daha sonra daha uzun ve ayrıntılı Evet. konuşulacak bir şey. Ama en başa dönerek söylersek, yani Kürt gazetecilere saldırıldığında, gözaltına alındığında, tutuklandığında en son 16 gazetecinin durumunda olduğu gibi yeterince güçlü, örgütlü, etkileyici ve hukuk ve adaleti ve ifade özgürlüğünü temel alan itirazlar olsaydı bu kanunlar bu kadar kolay gelip kolay geçmezdi. Evet Sayın Topuz, ben tekrar yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladınız ve bu konuyla ilgili görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki süreçte yargının siyasallaşması ve partinin devletleşmesi konusunu daha ayrıntılı bir şekilde sizde değerlendirme fırsatı buluruz. Tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun.
Evet, Sayın Ali Duran Topuz, Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda da Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç odakta bu akşam konuklarımızdı. Kendisiyle yarın mecliste görüşülecek iktidar tarafından dezenformasyonla mücadele yasası olarak nitelendirilen, yine muhalefet cephesindense sansür yasası olarak değerlendirilen bu düzenlemeyi konuştuk ve bunun önümüzdeki süreçte halkın haber alma özgürlüğü üzerindeki etkilerini değerlendirdik. Yarın akşam Odak programında görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum.